Önce bir alalım abi şurayı. Evi satın al. Tamam, aldım gitti arkadaş. Yeni bir ev satın aldınız. Oraya gitmek ister misiniz? Yes. Ben burada yaşasam laptopla birlikte gelebiliyor muyum buraya? Nasıl oluyor? Ben burada yaşayayım. Yavaş yavaş burayı yaparım. Döşeme işini de öğrendikçe falan. Diğerini satayım, olmaz mı öyle? Kaça satarım ben o ana mekanımı? Var mı öyle bir dünya? Solda alıcıların küçük resimlerini görebilirsiniz. Zaman zaman eylemlerine yorum yaparlar. Özellikle üst sıralarda olanlara dikkat ver. Üst sırada olmaları demek senin evini almak için daha istekli olmaları demek. Eyvallah. Tamam. Şimdi. Tamam da ben nasıl ilgi göstereceğim onlara? Ha, alıcılardan herhalde, değil mi? En üstteki canlar ailesi mi? Yo, en üstte bir tane sarı abi var. Şu abi. 56 yaşında vergi memuru, Allah düşmanın başına vermesin. Pintinin teki. Kişisel bilgiler, adres. Ne istiyor? Satın alınan ev yok mu? Abi. En azından kendi işimiz için artık. Oğlum bu ne bu? E doğru, yaşanılan ev öyleyse terk edilmişe böyle olur abi. Doğaldır. Yalan yok Allah için. Elektrik süpürgesi. Süpür baba. Ha, direkt satmayı deneyecektim. En azından bir temizleyeyim be. Olmaz mı? Çoktan bir temizleyelim biraz ya. Hani boya moya değil bak, sadece temizlik. O kadarı da yapmak gerekir herhalde. Tamam, aç. Bu ne? Döşeme kaplama. Buyur abi, döşeyebiliyorum. Baya döşeniyor. Şunun ucunu döşeniyor ya. Bir dakika, bunlar temizlenebiliyor mu? Öyle bir dünya var mı? Bunlar ölümüş herhalde, değil mi? Yani bu terk edilmiş ev sonuçta da. Bunu sat. Burada bir şey var mı? Oğlum kapı bile tam açılmıyor lan. Hadi canım. Harbiden kapı bile tam açılmıyor. Direkt oradayken satışı da deneyebilirdim ya. Shift. 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 Hoşuma gitti o iş. En azından bir temizliğini yapalım abi, bu nedir ya? Ya bu evden hayır gelmez ya hiçbir türlü. Tavan boyası diye bir şey yok ha bak. Tavan burada bile gıcır gıcır oluyorsa ki beyaz kalıyor her türlü. Tavan boyası diye bir şey yok herhalde. Yalnız yer fena değil ha. Yer iş görür. Yer yeter yani, kurtarır kendini. Bu çekyat da para eder. Ben burayı parça parça satarım. Paramı kazanırım ya. Harbi duvarları falan yıkıyorsun, ondan para kazanıyorsun. Ne kadar saçma bilmiyorum ama. Oluyor yani. Camı temizlemem abi. Cam kalsın pis. Boş ver. Şuranın pisliğine lan. Anlamadım, burasının neyi pis. Dışarıdan da mı pis bu ev? Evet. İkinci katı mı var bunun? O ne oğlum? İkinci katı varmış gibi ama ikinci kata çıkış diye bir şey yok. Yalnız elemanlardan konuşan monuşan olmadı. İsteyen yok galiba evi. Şu haliyle satma diye bir şey yok anladığım kadarıyla. Yalnız bu banyo kurtarır. Yani tabii ki içindekileri, bunları falan satmak lazım. Yok, burada her yeri satmak. Çıkıyor vallahi, çıkıyor pis pis. Eşyaların hepsini satıp yenisini alman lazım bence de. Sattıktan ama bu haliyle, şimdi bu şekliyle satma diye bir şey yok değil mi abi? Aleyküm selam. Yanlış anlamadıysam bu şekilde satma diye bir şey yok. Eve gidip deneyebilirim. Ama yandan hiç yorum yapmadı adamlar yani. Kaç verdik biz buna? 100 bine yakın bir şey verdik. Neresi kaldı lan? Anlaşılmadı, anlaşılmıyor ki abi, evin kendi orijinali gibi ya. Harbiden pis mi, değil mi? Evin orijinali böyle. Uf, bulunduğum odayı kes. Uhuh. Satabiliyorsun, tabletten eve gitme. Tablet, alıcılar. Tamam da kime satacağım şimdi abi? Şu an benden isteyen yok. Nasıl satıyorsun bunu? Hani
Şimdi alıcılar diyor, alıcılardan istemesi lazım birilerinin, değil mi? Yaptılar yorum, kaçırdım. Vallahi ama unuttum, pardon, görmedim yani. Buradan hiçbir şekilde satamıyorum. Şu herif en tepede sözde, bununla ilgilenmek lazım. Açık arttırma başlatıyorsun. Ya o zaman böyle satılmıyor. Tabletten nasıl diyorsun? Ha, enter'a bas. Bu evi satmak istediğinize emin misiniz? Ev için ödenen bedel 91 bin. Evin parsel yüz ölçümü tamam. Evin 4 odası var. Mevcut bütçeniz 54 bin. Bu evdeki işleriniz için harcadığınız toplam zaman 5 dakika. Yap ulan açık arttırma. Bu evi iki kişi adına kiralamak istiyorum. İkisinin de yerlerini al, direkt fazlasını verdi. Sadece bana ait olan alanımı özledim. Kırmızı olan ne? Bu evde kitaplarımı koyacak bir yer yok. Bu ne oğlum? Kazanan. Hususi ofis lazım bana diyor. Onu yapacağım ama, değil mi herife? Yanlış. Bir dakika. Teklifi şunu mu seçiyor muyum? Yok. Teklifi kabul et. Zaten açık arttırma en tepedeki malı götürdü. Bu kadar basit olamaz ya. İlk açık arttırmadan sonra izlenimlerin nedir? Eğer sonraki açık arttırmadan önce bazı alıcıların bilgilerini kontrol etmek isterseniz diye tabletinize notları aldım. Bu mu yani? Allah Allah. Bir dakika. Bir dakika. Tarayıcılar. Alış. Kaç param var? 163. 140'lı alalım abi. 150'lik var. 151, 159. Duayen'in evi. Su baskını. Şimdi millet ne istiyor ona bakmak lazım, değil mi bir de? Yani onlardan hemen. Ne istiyor? Beğenme. Hususi ofis lazım. Belgelerim ve kitaplarım için yer lazım. Kitaplık istiyorlar anladığım kadarıyla. Kitaplık. Ders çalışacağım yerin, yatacağım yerin yanında olması gerekiyor. Ha, bunları orada da bakabilirim. En iyi parayı da bu... Bunlar girmedi. Canlar ailesi, siz neredesiniz? Canlar ailesi. Baba 150 bin... Çok mu giriyor? 140 bin. Davetsiz misafirleri olan ev. Aha, hayaletli ev. Kaç dakika? Bu ne ya? Ev ne kadar düzgün ve iyiyse o kadar fazla. Baba. 10 numara ev bu var ya, gıcır gıcır. Ben görebiliyorum ya. Evet abi, git oraya git. 150 bin dolar. Paraya bak. İlk başta o zaman birkaç görev yapıp hemen dalabilirsin ki bu işe. Evet, olayın bokunu çıkartmışlar artık. Dışarı falan bırakmaya başlamışlar ola. Sıça sıça geziyorlar belli ki. Hayır, işin komik kısmı, ben içerideki her şeyi de satarım. Aç bakayım lan. Ooh. Öyle bir deneyeyim bakayım. Merak ettim. Bir tane yatak koydum, 1000 dolar. Zaten içeri sattığım çöplerden 2000 kazandım. Herif kaç verdi az önce bana? ...164... ...12.000, az önce de... ...11.000 mi ne kar ediyordum zaten. He, anladım. Baba, yapacağın şey ucuzundan içeriği güzel dayayıp döşeyeceksin. Olay o. Tamam, anladım, anladım, anladım. Mevzu o yani. Ucuzundan içeriği güzel dayayıp döşeyeceksin. Muhabbet o. Kaç param var şu an? 176.000'im var. Bir evi dayayıp döşemek ne kadar tutuyor onu bilmiyorum ki. Şimdi... Ya oğlum, evler hep aynı sanki. Davetsiz misafir evi. Burası olur gibime geliyor ya. 150 kan vermiş. Abi evi full yapıp satsan 300. Tamam işte onu deneyeceğim. Şu anda onu deniyorum abi. Şu an ilk olarak 140 bine bunu alacağız. İçeriye full temizleyeceğiz. Dayayıp döşeyeceğiz. Bakalım ne olacak. Yeni satan abi. 140 bin verdik. 176 binimiz var. Yeter herhalde aradaki 36 bütçe. Bilmiyorum. Belki yeter. Emin değilim. Şu benim hoşuma gitti bu olay. Bu cihaz daha iyi. Ya ama böcükler möcükler de oluyor mu şimdi? Bu ne daha, selamun aleyküm.
evin başında. Ulan hayalet değil, böceklerden mi bahsediyor acaba misafirleri var diye? Allah'ım, fare mağarada çıkacak mı yoksa içeride ya? Ne olur çıkmasın. Elektriği de nereden alıyorsam, elektrikli süpürge ama elektrik yok. Bunun bir tuşu muşu bir şey yok. Baba leş gibi buraya. Sağdan başla. Ey bari onları toplu olarak sattı ya. Bunlar temiz ulan. Tehlikeli biraz bu iş. Ben burayı halledeyim hemen. Hemen halledeyim. Banyoyu çok döşeme möşeme falan gerekeceğini sanmıyorum ya. Kurtarır kurtarır. Tamam, yatak odası diye zırlayan ibni artık zırlamaz herhalde değil mi? Sadece bir yatak odası istemiştim. Lanet olsun adamım. Yalnız bir kovaya bitireceğim utanmadan yani. Yine ikinci kova. Bu duvardaki pisliği kapatmak için var ya, normalde deli gibi boya harcarsın. Ama maşallah biz harcamadık. Aşağısı var bir şey. İlla ki es geçtim. Arada bir şöyle bir geriye dönüp bakmak lazım. Bitti. Şükür kavuşturana. Boya bitti. Külüm bitti. Buraya daha ekstra neler neler yaparsın da. Hani şu yatağın karşısına bir tane de komodin mi koysam en azından ya. İşte bilmiyorum hangisi ne kadar etki yaratır. Yoksa burası bayağı bir boş oldu. Ufak bir tane dolap. Şu dolap. Dolap boş bir dolap yani. Normalde neyin nerede olduğunu da tam bilmiyorum ki. Dolaplar şunlardan yanına koyasın var mesela. Ama beyaz değil tabii ki. Beyaz değil tabii ki. Siyah daha mantıklı. Tepesi siyah oluyormuş. O zaman bu hiç değil. Garaj rafı koyayım. Adamın. O zaman karşısına şundan koyalım. Denge değil abi. Kayın. Aynı kayın. Yok değil. Çam. Değil. Ahşap kiraz. Olsun lan. Ahşap kiraz olsun. Buyur abi. Buyurun. Tamam işte. Al sana yatak odası. Normalde yanına da ufak tefek şeyler koymak lazım da işte yok. Aa, televizyon ünitesi değil mi bu? Allah, çekil. Çekil 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 çekil. Aç 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 aç. Oha. Baba o ne? Nasıl televizyon ünitesi lan o? Biraz abartı televizyon ünitesi. Biraz da ufak yok mu ya? Bu ne? Anna komodin. Televizyon ünitesi. Gür. Ha bak bu olur. Çıt. Buyur. Televizyon. Televizyon. Oh, asma televizyon. Televizyon. Buyur abi. Lan yine iyisin be. Vallahi iyisin. Şuraya da bir tane radyatör tak lan hayvan. Radyatör. Kardeşim bunu da beğenmiyorsanız harbi döverim sizi ha. Açık arttırmaya çakacağım bakayım ne olacak. Sözde ucuza kaçacaktım ha. Olsun yine ucuz be. Daha şu an çok bir şey yapmadım hani, bayağı mutfağa girmedim. Oh. Baba gel ya. Bak şimdi. Çok değişik bir sinerji oluşturacağım burada. Nerede o? Gel. Bir dakika lan. Ha burası banyo. Burayı hallettim. Sadece tabii sadece burası kaldı şu anda. Ama sen bayağı boksun ya diyeceğim de. Çalışma odası. Şunu sat abi. İki tane en iyi işim var. Şuraya da bir radyatör tak. Olan yerlere koymak gerekiyor herhalde. Emin değilim. Bir artısı var mı? Hepsini test etmek çok uzun vakit alır. Nereye amarat neyi şey yapalım? Çok alakasız renkler farkındayım ama. Elimizdeki boyaları şey yapmayalım, mındar etmeyelim abi. Hepsini kullanalım. De bak, ucuza kaçmak dediğim böyle olur. Ucuza kaçmanın kralını yapıyorum şu an. Cimrilik de bu kadar yani.
Bu duvarı da yap. Bu biraz daha fazla geldi bana boy olarak da. Bir alakası da yok. İkisi de iki duvarı boyardı. Çok kötü gözükecek lan. Sanmıyorum adamların hani öyle bir zevki olsun. Aman rengi nasıl kötü, nasıl kötü falan diye. Sonuçta aynı odada farklı farklı renkleri istiyorlar. Onun için kurtarabiliriz gibime geliyor. Prizler yenileniyor. Oy. Böyle bir şey de mi var şimdi? Dur, olayı çok karıştırma. İyi ya, boyama işi baya baya kurtardı. Vakit almıyor yani. Biraz da elinin alışması lazım tabii. Hadi aslanım. Bitiyor. Son rutuşlar. O ne lan? Boya son olmuştu. Tek seferde boyar mısın hepsini? Bok boyarsın. Nereye boyayım? Duvar aşağı kadar iniyor diye gözüküyor. Ne alakası var? İnmiyor abi. O kadar iyi duvar. Cık, boyamadı. Ah. Bir tanesi çalışma odası istedi. Çalışma odasına ek... Nasıl bir şey koyabiliriz acaba ya? Trabzonspor'da biri tutar odayı. Aha harbiden lan. Orada mavimsi yersen. Ya bu çok kötü ya. Ben bunu uyuz oldum, bunu sat. Hatta şunu da sat ya. Hadi bu kalsın, tamam. Bu kalsın, eyvallah. Bu bayağı sağlam sayılır. Prizler. Abi herhangi bir EM bir şey yapamıyorum. Satma, hedefteki eşya satamıyorum. Hani bilmiyorum nasıl bir şey yapacağız. Bozuk olanları muhtemelen. Çıkar. Bunlar da çıkmıyor. Sağlam herhalde. Şimdi bu herife çalışma masası lazım değil mi? Masa. $300. $300 iyidir. Gürgen. Kayın değil, meşe güzel. Aa, meşe güzel. Şöyle. Doğru mu şu an? Ya baba. Gitsenize. Eyvallah. Meşe ha. Gel abi sen de böyle. Çıt. Farkındayım buraya daha neler neler işte. Fazla bulaştırmadan. Çıt. Çıt. Şimdi bu herifler ne istiyor? Bakabiliyor muyuz? Şu anda en fazla ilgilenen tepedekiler galiba. Kim onlar? Karı koca gibi bir şey. Şunlar. Çocuğumu böyle kirli bir evde eve getirmem ben. Büyük bir aile için iki ya da daha fazla banyo gerekiyor. Hadi git ulan. Yatak odası olmayan evde yaşama fikri şaka gibi. Yatak odası var. Ailemizin tamamının kullanabileceği bir oda yok. Yemek yapacak yerim yok. Herkesin bir oturma odasına ihtiyacı vardır. Abla. Ha bir dakika ya şey koymadık ki. Dur bir dakika. Ablaya da kızmayın. Mutfak. Mutfak. Şey lazım. Nasıl mutfak ulan bu? Beyaz eşya da... Yok beyaz eşya da olmaz herhalde ya. Beyaz eşya da. Kaç? $81. Şimdi satın al. Nerede buranın? Heh, düğmelerini arıyorum ben de. Çıt. Buyur ablacığım al bak bir şey de benden. Şöyle dursun. Buyur ablacığım. Oldu mu? Olmadı mı? Dolap. Beyaz eşyadan asıl. Buzdolabı. Fiyat azalan... Artan? Azalan? En ucuz buzdolabı mı yani? $1000 mı? Vay be.
Gel oğlum şöyle ha. Oha. O kadar dışa mı gelmen lazım? Daha ucuz buzdolabı vardır orada ya. O kadar olamaz ya. He var. Herhalde en ucuzu bu. 500 dolar. Çelik. Siyah. Yok lan siyah da çok güzel. Aslında siyah saçma değil. Çalsın adına. Ben de onu alırım ama. Şöyle tık tık. Aha. Oldu mu? Mutlu ettim ben şimdi bunları ya. Buzdolabı ve fırın. Fırın da mı gerekiyor? Hey. Ocak koydum fırın. Abi fırın olmayı versin ya. Böyle olmuyor mu? Veyahut da şey üstü fırın yok mu? Endüstriyel set üstü ocak. Bak vallahi tamam vantilatörü bile çekerim. Kazan. Küçük kazan. Oy anam. Kazan takacak yerimiz var mı ki bizim? Böyle taksak falan işe yarıyor mu? Ya buraya tahminim uyuzluk yapıyor bunlar ya. Harbi diyorum. Kaplamalar. Yok bir dakika lambalar. Kanepeler. Döşemeler mi? Neydi lan o? Bunlar yer kaplaması. Dolaplar, duvar. Ha, duvar falyansları. Şu. Bu lazım ya. Bunu kurtaramayacağız galiba biz. Kaç tane gerekiyor bundan? Yok. Döşeme ve kaplama ile değiştirmek için döşeme kaplama. Oh. Oh. Tek tek mi yapacağım böyle? Anam. İçim acıdı. Harbi içim acıdı. Girişmese miydim o işi? Ama burasını temizlemem gerekecek galiba ya. Pis bırakmayacaksın abi duvarları. Olay o yani. Neyse buna da biraz skill kasmış olurum. Hoppa. Ha, şuraya da bir tane ayna çaktık mı? Ayna. Söyle bana. Beyaz. Kayın. Rengi ceviz. Ceviz buraya gitmez. Ayna. Oo. Aynam şekil önümden çık. De. Ha, aslında bir tık kenara kaydırıp bir dakika. Şöyle koyduk diyelim. Ya bunu oynatamayacak mıyım şimdi yerinden? Böyle şeyleri illaki satmak gerekiyor. Tamam o zaman böyle olacak abi. Yapacak bir şey yok. 10 numara. Çat. Tamamız herhalde ya. Oh tam değil. Bir dakika. Bu da çok ufak oldu. Her şeyde ufağa kaçtım abi. Ciddi ciddi her şeyde ufağa ucuza kaçtım. Yani bu kadar da olmaz. Hele burada bokunu çıkarttım ya. En azından şuraya bir kanepe at lan. Ayıp lan. Vallahi billahi ya. Kanepe. Yok mu? En ucuzu. Artan değil. Azalan. Onlar ne ya? Güç jeneratörü. Vay. Sphinx bilgisayar. Oldu canım. En ucuz yolla nasıl hallederiz o işi? Kanepe diyorum. En ucuzu 400 dolar mı? Bunların ikisinin arasındaki fark ne? Az önce sattığım 500 dolarlık mıymışmışmış. Krem, ahşap kirazı olsun. İnek benekleri, yeşil kuzular ne ya? Bal çizgili. Vay, güzelmiş bu. Tamam işte arada da dinlenirsin burada ya. Televizyonumuz bile var, her şey gıcır. İki yatak odası asgari değer. Haklısınız. Oha onu yatak odasından saydı lan. İki yatak odasının neden? Aa adam uzadı. Genç çiftlerin rahat yataklara ihtiyaçları vardır. Bak aralarında kapışma oluyor. Artık rahat rahat uyuyabilirim. Alakası kalmadı onun. O zaman tamamız diyorum herhalde, değil mi? Başka bir şeye gerek yok. Halı var. Ya halı var da yer kaplaması güzel ya. He, aile için halı aslında daha iyi gider, değil mi? Halı. Duvara halı. Duvardan duvara halı. Yok lan ne duvardan duvara halı? Normal. Anneanne halısı, hanpen halısı, dikdörtgen halı, yeşil. Ya bunlar da ekstra masraf be abi. Ama diğer taraftan.
Şöyle bir tane atalım. Yeşil. Maksat. Bu nasıl bir şey? Buyurun. Ha, buraya da bir tane. Onu koy, bunu koy derken gidiyor iş abi, yeter. Param bitti. Zeminden birkaç halı ile evin atmosferi ısınır. Aha. Oğlum hepsi de ayrı. Var ya, ne yapsam? Sıçsam içine diyecekler ki o kralsın. Aa, bir dakika, buraya da bu gider ama namussuz be. Harbiden gider. Bir şekilde saçma olur ama kondur gitsin. Oha. Çıkarken zemine bayağı çıkıyor ya, hissedebiliyorsun. Kalın yani. Şenol sakin ol. Dur artık. Yeter. Ucuza yapacaktın. O ne lan? Hayatta kalma. Nasıl ya? Ha, şey DLC'si vardı onun. Hayatta kalma dedi. Dur ona da bakarım. Mutfak perde sonu. Banyo diğerleri değil. Bu girişe de bir şey var. Dolaplardan mı? Emin değilim. Ama girişe bir zavazingo var. Aa, şu galiba. Buyur abi. Buyurun. Tabloları var kendi içinde zaten. Şuraya da tablo koyulur ya. Buraya da tablo koyulur. Bilmiyorum ne kadar fark eder, ne olur, ne biter. Benden bu kadar abi. Hoş geldin alı saat ya. Dışarı mı atalım? Hoş. Yok lan öyle. Halı. Halı diye geçmiyor abi o. Şey, ne? Paspas? Aynen. Welcome. Doğal. Kırmızı. Gri. Pembe. Sarı. Kırmızı. Yok ulan, vampir mi yaşıyor burada? Doğal iyidir. Satın al. Welcome. Buyurun. Welcome. Yürü be aslanlarım benim. Basıyoruz enter'a. Şimdi. Ev için ödenen bedel 140 bin dolar. Ev için mevcut bütçeniz 27 bin dolar. Evin parsel yüz ölçümü. Ya sonuç olarak 140 bin. Üstüne. Oha 200. Ney? 127'den başladı lan. Teknik olarak iki yatak odamız var kardeşim. Orayı yatak odasından saydı aileler. Daha fazla yatak odası güzel olurdu. Allah Allah. Resimler eve kişilik kazandırıyor. Ne harcamışızdır ki biz buna? Kitaplık. Ey, kitaplığı unuttum değil mi lan? Büyük bir aile odası istiyorum. Bir tane sadece. Bir tane banyo. Bu odanın çok sevimli bir oturma odası var. Çok fazla oda var. Tam da ne harcadım ben abi? Satılan mobilya 13 bin dolar. Satın alınan mobilya 12.529 dolar. Satılan mobilya 13 bin dolar. Bak adam 260 bin dolar verdi bize. Ama mobilyamızın parasını da ödedi. Pazarlık falan yok mu? Yani ben 140 bin dolara ev aldım. 120 bin dolar da kar mı ettim? Ben içine daha dayar döşerdim ki. Ama adamların işte şeyleri de önemli. Mesela büyük bir aile için iki ya da daha fazla banyo gerekiyor diyor. İki tane banyoyu ben yapamam abi şu an. Benimle alakalı bir durum değil o. Ya bölerdim ortadan da ama. Ya şu İbne'ye güzel paraya satardık aslında. Bir yatak odası istemiyorum. Bir yatak odası istemiştim. İki değil. Şuna var ya, bir yatak odalı ufak yerlere satacaksın. Büyük yerlere, ailelere çakacaksın. Vallahi en temizi. Görevliyle pazarlık yap. İşte pazarlık yeteneği yok. Daha vermedik.
Evet, harbiden son kuruşuna kadar harcayacaksın ya. Pazarlık yok abi, pazarlık açmadım ben. Pazarlığı açmak istiyorum. Vay anasını. Oyun asıl bu. Ben size diyeyim yani, o öbür eve git amelelik yap, boya yap falan filan değil. Ya burayı yapmamın o zaman pek bir mantığı yok. Burayı satamıyorum değil mi ben? Hani kendi keyfim için yaparım anca. Her yeri yık baştan yap falan. Daha yüksek gelir. %50. Pazarlık fiyatı. Evin satış fiyatı hakkında pazarlık. Çıt verdim mi tamamdır burası da. Başka bir şeyde gelir yok. 288 bin dolar. Oha. Tarayıcı. Alış. En pahalı evler kaç para ya? Oha 800 bin. Tamam o kadar değil. O kadar değil. O kadar değil lan. Bizde ne var? Neyiz ki? Kimiz? 288 bin. De. Al mesela 255 binlik sıkıcı ev. Efsanevi yöneticinin. Aa bak bir şeyler gizleyen ev. Alayım mı? Kurtarır mı? Kurtaramaz değil mi? Ya en kötü aynı fiyata satarız ya, ne olacak? Bir şeyler gizliyormuş abi ev. Ona da bakalım ya. Oyun abi, gideceğim ben saat 3.30'da. Bir şeyler gizleyen evde bir şeyler varmış abi. 273 bin dolar. Ev satın. Al gitsin ya. Ne olacak? En kötü aynı paraya satıyorsun. Hatta daha fazlasına. Harika. Tek bir tane yatak odası. Tek yatak odalı. İki banyolu ne abi? Çok çok saçma değil mi o ya? Bir dakika. Bu evde bir şeyler gizliymiş. Neresinde gizli? O ne lan? He, bodrumda diyordu zaten. Ya bir çekilin önümden, bir çekilin. İşimiz var, gücümüz var. Allah Allah. Buralarda falan alakası yok. Atmak için. Oha bunu da mı direkt atıyoruz? Tuvalet. Buyur abi bir tane daha tuvalet. Çıt. Şunları da düzelteyim. Yıkacağım şimdi. Şunu da bir yanına kaydır. Bu hala herhalde bu şekilde sevli kalıyor değil mi ya? Tamam. Burayı mı yıkacağım? Yo. Danger. Aç. Bu ne lan? Bu mu? Başka bir şey yapmama gerek var mı? Yok. Çıkamıyorum. Ha tamam kapat. Yan taraf herhalde ya. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Bir de yıkılırsa. Oğlum ne gizlediniz lan o kadar oraya? Bu mu gizli oda? Güzel bir banyo yaparım buraya. Kaç para ediyor bunlar? 2868 dolar. Vay namussuz. 2868 dolar. 359. Bu saçma oldu. 163.934 dolar. Al bunları, sat bunları abi. Bu ne bu? 163.934 dolar. Kim yapmış bunu? Oh. 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 Bu ne? Bu ne? Ben bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sat sat bunları da sat. Ah, bu şekilde satacağım ulan. Kapılar kaç para ediyor? Ver kapıları da ver. Olay kaçakçılığa başladım abi ben. Tamam en temizi. İçeride ne var ne yok satıyoruz. Kapılara kadar satılabilen her şeyi. Direkt evi satıyoruz. Hiç uğraşmadan. Yeni mekana geçiyoruz.
Neyse temizlemiş olayım da. Pencereler de satılıyor mu? Yok. Başka var mı satılabilecek bir şey? Ha, bir dakika. Evet. Yeni parayı bulmanın yöntemi. Başka? Buralar, buralar, oralar, şuralar. Ya çok da güzel engamsız be. Ha, bunu satmasam da olur. Galiba. Eve gidebiliyor muyum ben şu anda? Gidemiyorum değil mi? Her seferinde bir ev. Ya bu evden de güzel iş olur be. Hani banyosu güzel. Salonu 10 numara buraya cam mekan falan. Yok ya kalsın kalsın kalsın. Picasso. Ha Picasso. Olabilir şey de vardı. Neydi? Bir şey 13. 13. Warehouse 13. O resim vardı. Resimin özelliği ne, herhangi bir rüzgar geldiği zaman kasırga gibi üflüyordu. Oğlum buraya 10 numara yatak odası, tamam mı? Adamın banyosu, aşağıda bir banyo daha, 10 numarası olan bu ev güzel olur. Ben o herife var ya çok güzel geçiririm bunu. Fena geçiririm ya. Bu burası kalsın ya. Ben kurtaramıyor muyum buradan kendimi şimdi? Yok galiba çıkış yolu ya. Buralarda falan alıcılar. Şu ipneye satacağım ya. Altı üstü bir yatak odasına ihtiyacım var. Belgelerim ve kitaplarım için yer yok. Hususi ofis lazım. Banyonun eksik oluşu benim için büyük bir hadise. Bir yatak odası istemiştim, iki değil. Bunlar abi, beğenmeme. Bir tane, sadece bir tane banyo. O zaman aşağıdaki banyo bunun işine yaramıyor ki. İki banyonu ufak ev isteyen yok mu ya? Veyahut da ofis. Ofis aşağıya ofis. Bodrum ofis olur mu? Hususi ofis. Olur abi. Bodrum ofis olur. 10 numara ofis yaparım ben buraya. Buranın da... Ha, iki tuvalet istemiyor ama ya. Dallama. Bahçe alanına gidince eve gidebiliyorsun. Ha, dışarı çıkıp bahçe alanına gidince eve gidebiliyorsun. Şuradan. Ama yok, bu herife yaramıyor zaten bu ya. Kime yarıyor? Bir tane daha kadın çok hoşuna gitmişti. Tek yatak odası isteyen tek bir yatak odası seviyorum. Uyuyacak bir yer olsun yeter. Ya bu da fukara. Ders çalışır lan. Basket öğrenci ne işin var? Götüne don al ya. Bu mutfağa gerek yok. Elbiselerim için yer yok. Bu mutfağa mutfak istemiyor mu dallama? Oh. Rezalete bak ya. Bu da bir... Her şeyi sevmiş. Mutfak yok mu? Harika. Aa işte küvet. Ama sadece bir tane. Büyük yatak odası. Çok tatlı. Biraz garip hissediyorum. Sanki fakir bir insanmışım gibi. Müziği duyabiliyor musun? Televizyonu ben duyamıyorum da. Sen kimsin ya? Mutfaklı salon güzel fikir. Bir dakika. Kullan bakayım. Sabaha kadar yayın. Abi sabah oldu zaten. SC'ye bas. Buradan çıkabilirim. Ofise dön. Buraya bak. Ofise dön. Gaz maskeli adama bak. Ona bakmadım ben. O bodrum şey muhabbeti mi? Dur bakayım. Gaz maskeli. Yalnız kurt. Satın alınan bilgi yok, bilgi yok. 37 yaşında emekli askeri taksitli ailesinin ne pahasına olursa olsun korumak istiyor. Gerekirse bu amaç uğruna kan döker. Adres. Ne anlatıyorsun ya babacığım? Ya tabletten bakamıyor muyum ben evlere ya? Hoşuma gitti benim ya. Ben buraya ofis yapamıyor muyum abi? Eve git. Neyse ona sonra bakalım. Su baskını görmüş. Efsanevi yönetici, nice nesiller, ev ve araba. Sıkıcı, gençlik, memnun etme. Sığınaklı garaj, sığınaklı eski ev. Acanın sığınağı, pembe kiralık, boş ev, aile evi. Başka da yok abi. Tek bir tane vardı galiba. Ekstra bonus para en azından şu anda. Bilmiyorum ileri doğru çıkar mı. Yalnız aslında mantıklı olan ne biliyor musun? Sattıklarım. Şu. Eve git bunu sat. Bütün paranla en pahalısını al onu dekore et. Bence daha mantıklı. Bak şimdi gel bunu açık arttırmaya koy abi. Masraf yapmadım. Ev için ödenen 273. Oha. O ne lan? 256. 273 parayı kurtardık abi. Hiçbir şey yapmadım. Yani direkt bunu satayım. Bütün paramı birleştirip en pahalısını alayım. Onu yapayım.
281. Şuraya bak, Alsat'ta bile para kazanıyorsun ya. Gayet basit. 283.000. Elbiselerim için yer yok. Hıçkarıklara boğulur. Var ya, bütün şeyleri de bu herife çakıyorsun ha. Satılan mobilya. Kâra bak, 186. Görevliyle pazarlık et. Tamam da evin bir değeri yok ki. Ne kadar çekeyim? 36. Pazarlık. Teknolojisi çok düşük. Hayatta olmaz. Ne oldu? Ha, teklifi kap. Beceremedim yani ha. Bu kadar mı? Tek seferlik bir pazarlık. Tutturdum. Ona geçiyoruz. We'll be right back.